Hallas kedisi ya da manül, Orta Asya'nın Mera ve bozkırlarına uzanan geniş ama dağınık bir popülasyona sahip ufak bir kedi türüdür. Doğal yaşam alanlarının azalması sonucu av hayvanlarındaki ve avladıkları av oranındaki düşüş, Pallas kedilerinin 2002 yılında soyu neredeyse tehdit altındaki türler listesine girmesine neden olmuştur. Pallas kedisi adını türü ilk keşfeden ve ikili adlandırma Felis Manül olarak tanımlayan Alman doğa bilimci Peter Simon Pallas'tan almıştır. Pallas kedileri evcil kedilerle hemen hemen aynı boyuttadır. Vücudu 46 ile 65 santimetre ve bir hayli uzun olan kuyrukları 21 ile 31 santimetre arasındadır. Ağırlıkları 2,5 ile 4,5 kilogram arasında değişiklik gösterebilir. Tıknaz duruşu, kalın ve uzun postu onu şişman ve güçlü gösterir. Kürkü, toprak boyası olarak bilinen çok koyu bir sarı renktedir. Vücut ve baş tarafında koyu ve dikey çizgiler ile değişiklik gösterir. Yaz ve kış mevsimlerinde kürk değiştiren Pallas kedisinin kış kürkü, yaz kürküne göre daha gri tonlara çalar ve desenleri belirginsizleşir. Kuyruklarında çok belirgin siyah halkalar ve başlarında yine siyah renkte koyu alanlar vardır. Yanakları gözlerinin köşelerinden başlayan siyah kısa şeritlerle kesilen beyaz renktedir. Çene ve boğaz bölgeleri de beyazdır. Alt kısımlara doğru gri ve tonları ile birleşir. Göz çevresindeki eş merkezli siyah ve beyaz kenarlar gözlerin yuvarlak şeklini vurgular. Diğer kedi türlerine oranla bacakları daha kısa, kulakları kafalarının daha aşağısında ve birbirinden daha ayrı, pençeleri ise alışılagelmişin dışında kısadır. Suratları onlara karakteristik özelliklerini veren basık yapıdadır ve diğer kedilerden daha kısadır. Kısa çenesinde genelde kedigillerde görülen birkaç diş eksiktir. Üst çenedeki ilk azı diş takımı Pallas kedisinde yoktur. Pallas kedileri ana vatanları olan Orta Asya'nın 5000 metreye varan yüksekliğindeki bozkırlarda yaşar. Daha çok Güney Kafkasya ve Baykal Gölü civarında bulunur. Daha ender olarak Altay, Tuva, Buryatya cumhuriyetlerinde görülür. Kırgızistan, Pakistan, Kazakistan, Moğolistan, Keşmir ve Batı Çin'de özellikle Tibet platosunda da manüllere rastlanabilir. 1997'de ilk defa Rusya'daki Doğu Sayan Dağları'nda görüldüğüne dair rivayetler vardır. Hazar Denizi, Afganistan ve Pakistan civarındaki popülasyon azalmakta olup ve artan bir ivme ile izole edilmektedir. 2008'de İran'ın Kojir Ulusal Parkı'nda bireysel çabalarla ilk defa bir manül tuzak kamera yöntemiyle görüntülenmiştir. 2012'de ilk defa Bhutan'ın Wangchuck Doğal Parkı'nda yine tuzak kamera yöntemiyle kayıtlara geçmiştir. Bu kayıt Doğu Himalayalar'da bir ilk olma özelliğini taşır. Pallas kedileri tek başlarına yaşayan canlılardır. Dişi ve erkek Pallas kedileri kendilerine özgü kokularıyla bölgelerini işaretlerler. Günlerini mağaralarda, taşların aralarında oluşan yarıklarda ve yer sincabı deliklerinde geçirip akşama doğru avlanmak için dışarı çıkarlar. Hızlı koşucular olmadıklarından daha çok bitki örtüsü ve kayalıkları doğal kamuflaj olarak kullanıp pusuya yatarak ya da avlarına gizlice sokularak avlanırlar. Genelde sürekli aktif olan çöl faresi, ıslıklı tavşangil, bazen de genç marmot gibi memelilerle beslenirler. Kınalı keklik ve benzeri kuş türlerinde de diyetlerinde yer vardır. Aşırı iklim koşullarında yaşayan Pallas kedisinin üreme dönemi normal olarak diğer kedigillerden kısadır. Östros hali 26 ile 42 saat arası sürer ki bu süre birçok kedigille karşılaştırıldığında çok kısadır. Pallas kedileri Nisan ya da Mayıs aylarında 65 ila 25 günlük bir gebeliğin ardından
2 ila 6 arası yavru doğurur. Zor iklim koşullarında yavruların bir kısmı ölürken yüksek yavru sayısı türün geleceğini güvence altına almak açısından önemlidir. Yavrular kuru otlar ve tüylerle kaplı korunaklı oyuk ya da mağaralarda doğar. Yavrular doğduklarında 90 gram kadardır. Kabarık ve sık tüyleri 2 ay içinde yetişkin postlarıyla değişir. 4 ayı tamamladıklarında artık avlanmaya hazır birer avcı olurlar. 6 ayda olduğunda ise yetişkin boyutlarına ulaşırlar. Esaret hayatında 11 yıl yaşadıkları rapor edilmiştir. Her ne kadar 1980'lerin sonlarına doğru Pallas kedileri kürklerinin uluslararası ticareti yasaklanmış olsa da Pallas kedileri uzun yıllar boyunca Çin, Moğolistan ve Rusya'da göreceli olarak büyük sayılarla avlanmıştır. Moğolistan'da aşağı yukarı 1000 avcı geçimini Pallas kedisi avlayarak sağlamakta ve avcıların yılda ortalama 2 Pallas kedisi avladığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Pallas kedileri bölgede sıkça avlanan marmot ile karıştırılıp vurulabilmekte ya da kurt, tilki, marmot ve dağ tavşanı için kurulan ayak kapan tuzaklara yakalanmaktadırlar. Yağları ve organları Rusya ve Moğolistan'da ilaç yapımında kullanılmakta ve evcil köpekler tarafından katledilebilmektedirler. Moğolistan'da henüz kaydedilmiş bir tropi ticareti olmasa da kürk ve deri ihracatı 2000 yılından bu yana artan bir ivmeyle devam etmektedir. Sadece 2007 yılında rapor edilen 143 vaka vardır. Pallas kedisinin esaret altında yetişmesi zordur. Sağlıklı şekilde yetiştirmek mümkün olsa bile normalde ölümcül olmayan bir enfeksiyon sonrası hayatta kalma oranları düşük olur. Buna neden olarak doğal yaşam alanından izole edilen kedinin az gelişmiş bağışıklık sistemi gösterilebilir. ...2011'in Haziran ayında Amerika'nın Dakota eyaletinde Cincinnati hayvanat bahçesinde bir manul dişisi yapay döllenme yoluyla 3 yavru dünyaya getirmiş olup birkaç başarılı deneme daha yapılmıştır. Bu kedinin avlanması Moğolistan haricindeki bütün ülkelerde yasaklanmış durumdadır. Moğolistan'da ise nesli tehdit altındaki canlılar arasında olmasına rağmen manulü koruyan herhangi bir yasal kanun bulunmamaktadır. Afganistan'da ise 2009'dan beri kedigillerin ve parçalarının ticareti kanunlar tarafından yasaklanmış ve koruma altına alınmış durumdadır.